Arkadaşlar şimdi ülkemizi yerine takıyoruz. Şu şekilde hafif sağa sola salladığınızda otomatik yerine oturuyor zaten. Sonrasında toplayarak devam edeceğiz. Evet, lazer ünitemizin korumalarını taktık. Şimdi şu sağında ve solunda, önde ve arkada sökmüş olduğumuz şu tellerimizi takacağız. Lazerimiz sağa sola hareket etmesin diye. Onu takarken arkadaşlar şu şekilde zaten çentikli şuraya geçiriyoruz. Buraya geçiriyoruz. Yerine oturtuyoruz. Yine bir diğeri. Evet. Şimdi son olarak da arka taraftaki lazer ünitemizin parçasını takıyoruz. Orayı takarken iki tornavida da yardımıyla takacağız. Evet. Tamamdır. Bu şekilde taktık. Yayımızı takmayı unutmuyoruz. Bu yay lazer ünitesinin kapağını açıyor. Bu yay takmazsanız görüntü sıfır olur. Hiç görüntü alınmaz. Sonrasında kablolarımızı yerleştiriyoruz.
Diğer kablolarımızın acakını takalım. Şu şekilde. Son bir kez kablolarımızı yine kontrol edelim. Evet. İşlemimiz bu kadar. Şimdi kapaklarımızı takarak topluyoruz cihazımızı. Evet, kasamızın kapağını taktık. Şimdi diğer kapağımızı takıyoruz. Şuradaki sensöre dikkat edin arkadaşlar. Yerinden çıkan falan olmasın. Şu şekilde getirip ve diğer kapağımız. Şimdi diğer parçalarımızı takarak tamamdır. Şimdi jakımızı da yerine takalım. Şuradaki flex kablomuzu da takalım.
sağ tarafımızın kapağını takıyoruz. Evet, oturmayan yerlere biraz sert davranabilirsiniz. Kapaklar öyle kolay kolay kırılmıyor zaten. Şu şekilde altta cıvatamız var, onu da sıkalım yerine. Tamam, sonrasında tarayıcı ünitemizi takacağız. Yine tarayıcı ünitemizin şuradaki soketlerinin sıcaklarını takıyoruz yerine. Evet, tamamdır. Şimdi diğer kapağımızı takacağız. Şimdi en son cihazımıza tonerlerimizi takıp test edeceğiz. Evet arkadaşlar, cihazımızın tonerlerini de taktık. Şimdi bir test sayfası alalım. Bir adet de toner raporu alalım. Evet, testlerimizi aldık. Gördüğünüz gibi mükemmel, gayet güzel. Görüyorsunuz, şu şekilde. Eski hali ve yeni hali. Yine burada da eski ve yeni hali olarak çıktılarımızı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu şekilde temizliğini yaparak, lazer ünitesinin temizliğini yaparak kaliteli kopyalar alabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bize destek verirsiniz. Herkese kolay gelsin.